17 Ekim 23 Ekim haftasının herkese merhabalar. Ben astrolog Eda Nikmen. Bu hafta gökyüzü yine oldukça hareketli. Henüz daha dolunayın etkisinden çıkamamışken bir de 25 Ekim'de yaşanacak olan Akrep burcundaki güneş tutulması etki halinde olacak bu hafta. Özellikle 0 ve 7 derece arasında gezegenleri bulunanlar, akrepler, boğalar, aslanlar ve kovalar etki altında başroldesiniz demek. Peki bu tutulma bizlere neleri getirecek, neleri anlatacak? Akrep burcundaki tutulmaya Kuzey Ay Düğümü yöneticisi olarak Venüs eşlik edecek. Venüs ise Akrep burcunun doğasında hiç rahat edemez. Tamamen birbirine zıttır. Özellikle konfor alanlarında, iletişim anlamında, huzur anlamında çatışmalar yaşar. Ve bu güneş tutulması yeni ay enerjili olduğu için ve bu tutulma esnasında Güney Ay Düğümü de Akrep'e eşlik ettiğinden dolayı geçmişle alakalı konular tekrardan gündeme gelebilir ve gözden geçirmemiz gerekebilir. Akrep de bu güneş tutulmasıyla birlikte yine başrolde olmak üzere kovalar, boğalar ve aslanlar oldukça etkilenecekler. Bu etkiyle birlikte küllerinden tekrar doğmaya çalışacaklar. Özellikle akrep demek zaten yeniden başlamak, yeni yapılandırma yapmak, dönüşmek, değiştirmekle ilgili. Her zaman akrepler ayakları takılsa dahi bir şekilde ayağa kalkıp ve küllerinden doğarlar. İşte tam da bu enerjiyi bize anlatıyor olacak bu tutulma. Ve bu akrep enerjisiyle birlikte, güneş tutulmasıyla birlikte artık hayatta neleri bırakmamız gerektiğini, neleri bırakmamamız gerektiğini, nasıl adım atmamız gerektiğini ve nasıl yeni başlangıçlar yapmamız gerektiğini deneyimlemiş olacağız. Özellikle aşk hayatımızda, finansal konularda ve sağlık konularında nasıl daha iyiye gidebilirim, nasıl daha iyi adım atabilirim'e bakacağız. Şimdi bu tutulmayla birlikte burçlara nasıl etki edecek? Gelin hep birlikte onlara bakalım ve bir değerlendirelim. Koç ve yükselen koçlar. Bu hafta sosyal çevreniz ve finansal konularınız gündeminizde olacak. Özellikle sosyal çevrenize, arkadaşlıklarınızı bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Size iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar edinmek ve onlarla daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde biraz daha özen göstermeniz gerekecek. Özellikle ki aşk hayatınızda partnerinize daha çok kanalize olacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Hani adeta onları kendi yerinize koyup sadece partnerinize fokuslanacağınız bir hafta olacağı için kıskançlık krizlerine lütfen dikkat edin. Partnerinizi bunaltmamaya çalışın ve bundan da uzak kalabilmek adına kendinize biraz daha zaman ayırmaya çalışın sevgili koçlar. Finansal anlamda bu hafta gökyüzü sizleri çok fazla desteklemiyor açıkçası. Zaten bir maddi yatırım yapmak istiyorsunuz. Finansal kaynaklar, yeni kaynaklar elde etmek istiyorsunuz. Ancak bu hafta lütfen bütçenizi iyi ayarlamaya çalışın. Yeni yatırımlar yapacaksanız eğer ufak adımlarla ilerlemeye çalışın. Zaten genel anlamda çok fazla da iş anlamında yoğunluğunuz olduğu için ve daha birden fazla projelere aynı anda yetişmeye çalıştığınız için bir yoğunluğunuz söz konusu. Lütfen kendinizi çok fazla yormayın. Biraz vakit ayırmaya çalışın. Yeni arkadaşlıklar edinebilmek adına tabii ki sosyalleşebilirsiniz. Ancak tüm bütçelerinizi ve planlamalarınızı yaptıktan sonra hareket etmenize fayda var sevgili koçlar. Boğa ve yükselen boğalar, bu hafta ilişkileriniz ve iş hayatınız sizlerin gündeminde olacak. Özellikle ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda çok güzel bir hafta sizleri bekliyor. Eğer ki bekarsınız yeni aşkları tamamen yelken açabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir yerde karşınıza gerçekten evet bu dediğiniz bir kişi çıkabilir. Eğer ki partneriniz varsa onunla daha iyi ilerleyebilmek adına, bir adım daha ileriye gitmek adına bir adım atabilirsiniz. Çünkü bu anlamda gökyüzü sizleri çok güzel destekliyor olacak bu hafta. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda yine güzel gelişmeler bekliyor sizleri. Ancak küçük adımlarla ilerlemelisiniz. Çünkü yöneticilerinizle bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz bu hafta iletişim konularında. Sözcüklerinizi iyi seçmekte fayda var. Ve bunun yanı sıra sağlığınıza da biraz özen göstermelisiniz sevgili boğalar. Çünkü çok fazla yoğun bir tempodasınız. Özellikle bu hafta
ekstra bir de aşk hayatınız canlanacağı için hem iş hayatınız hem aşk hayatınız biraz birbirinize karışabilir ve çok fazla koşuşturmalı bir hafta sizleri bekliyor olacak. O yüzden kendinize biraz böyle özen göstermenize fayda var. Finansal anlamda yine gökyüzü sizleri oldukça destekliyor bu hafta. Eğer bir yatırım yapma planınız varsa güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Özellikle bu tutulmaya da tam girecekken finansal anlamda böyle küçük küçük yatırımlar yaparak daha büyük yerlere biraz uzun bir vadede de olsa ilerleyebilirsiniz. Zaten sizlerin çok fazla böyle bir yatırım yapma, bir planlamalar yapması her daim var. Yani her zaman aslında sizin bütçede bir B planınız var. O yüzden bu hafta güzel bir şekilde bunu ayarlayabilir ve planlamasını yapabilirsiniz. İkizler ve yükselen ikizler, çalışma hayatınız, ev hayatınız ve aşk hayatınız bu hafta sizlerin gündeminde olacak. Özellikle ev ile ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsanız, örneğin bir dekorasyon değişikliği veyahut yeni bir şeyler almak planlıyorsanız çok güzel ve uygun bir haftadasınız. Bu değişiklikleri yapabilir ve kendinize yeni bir yaşam alanı açabilirsiniz. Aşk hayatınız ise gerçekten bu hafta çok güzel. Hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza evet işte bu dediğiniz bir aşk çıkabilir sizlerin de. Ve onunla birlikte çok güzel vakitler geçirebilirsiniz, bir etkinlikler yapabilirsiniz. Eğer ki hayatınızda bir partneriniz var ise partnerinizle birlikte sosyalleşebilirsiniz, etkinliklere katılabilirsiniz. Çünkü gökyüzü bu hafta gerçekten aşk enerjisiyle sizleri destekliyor olacak. Sadece çalışma alanında biraz daha fazla yoğunsunuz, yoğun bir tempoya giriyorsunuz iş hayatınızda. Ancak kariyer anlamında çok güzel gelişmeler bu hafta sizleri bekliyor. Belki daha önce yapmak istediğiniz projeleriniz var ve daha önce sunmuş olduğunuz fikirleriniz var. Bu hafta onlarla ilgili gelişmeler olabilir. Çünkü zaten çalışma şeklinizi yöneticileriniz de sizlerin görüyor olacak. O yüzden çok güzel desteklenir olacaksınız bu hafta. Ancak yoğunluğunuz devam ettiği için biraz aradaki bir dengeyi kurmanız gerekecek. Yani iş hayatınız, özel hayatınız, o aradaki dengeyi kurduğunuz zaman çok daha rahat bir haftayı geçireceksiniz. Bunun dışında finansal anlamda yine güzel bir haftadasınız. Ancak güzel bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Ve ikili ilişkilerde özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ikizlerin zaten sizin genel özelliğiniz. Bir anda çok mutlu olabilirsiniz ve bir anda hüsrana uğrayabilirsiniz. Bu aradaki dengeyi bu hafta eğer ki koruyabilirsiniz hem iş anlamında hem de aşk hayatınızda çok güzel başlangıçlar yapabilirsiniz sevgili ikizler. Yengeç ve yükselen yengeçler, bu hafta aşk hayatınız ve kariyer konuları gündeminizde olacak. Eğer ki geçmişten gelen aşklarınız varsa bu hafta sizlerin kapısını çalacak diyebilirim sevgili yengeçler. Eğer bekarsınız onları tekrardan bir şans vermek isteyebilirsiniz. Ancak dikkat, halen dolunayın etkisindesiniz ve etkinin bitmesine çok az kaldı. Halihazırda bu etki de tamamlanacakken lütfen iyi düşünün, çünkü zaten geçmişte bıraktınız ve sizler ne kadar duygusal yaklaşıyorsunuz, ne kadar anaç yapıdasınız bunları biliyorsunuz. Lütfen manipüle edilmenize izin vermeyin. Neden bittiğini düşünün, nasıl bittiğini düşünün ve hayatınızda yenilerini alabilmek için yeni aşk olsun, yeni insanlar olsun hiç fark etmez. Yenilenebilme enerjisini kullanabilmeniz için biliyorsunuz ki geçmişi tamamen kapatmanız gerekiyor. O yüzden bu hafta biraz daha kendinizi kendi kabuğunuza çekerek bir kritik yapabilirsiniz. Geçmişle alakalı konuları tekrar şöyle bir düşünüp neden bittiğine dair veya nasıl geliştiğine dair bir kritik yapıp hatta artılarını ve eksilerini bir kağıda yazabilirsiniz ve bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Onun dışında finansal anlamda evet gayet iyi bir durumdasınız. Zaten birçok yatırımlarınız var. Yatırım yapmayı da çok seviyorsunuz. Ancak bu hafta biraz sizleri böyle alışverişe teşvik edebilir. O yüzden lütfen dikkat edin. Ve bu hafta kendinize sormanız gereken soru şu olsun sevgili yengeçler. Bu benim için gerçekten gerekli mi? Bu benim ihtiyacım mı? Buna göre hareket ederseniz gerçekten haftanın planlamasını çok daha iyi yaparsınız. Evle alakalı konularda belki bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hem sizin hem de ailenizle alakalı bir takım sağlık sorunları gündeme gelebilir. Ancak çok güzel bir şekilde herkese destek olabilirsiniz. Sadece sizlerden ricam bu hafta
çok fevri davranmamaya çalışın. Çünkü bir takım krizler yaşayabilirsiniz. Ama sakinliğinizi koruyarak ve o duygusallığınızı bir kenara koyarak mantığınızla hareket etmeye başladığınız zaman aslında sorunların çok daha rahat bir şekilde çözüldüğünü görecek ve büyütmenin de hiçbir anlamı olmadığını göreceksiniz sevgili yengeçler. Aslan ve yükselen aslanlar, bu hafta ailevi konular, ilişkileriniz ve finansal konular gündeminizde olacak. Eşinizle birlikte, çocuğunuzla birlikte çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Gökyüzü sizleri her anlamda destekliyor olacak. Artık ilişkilerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabilecek ve daha çok eşinize vakit ayırmak isteyecek ve empati kurabileceksiniz. Eğer bekarsanız sevgili aslanlar, çok daha güzel böyle bir haberim var sizlere. Bu hafta gerçekten aşk enerjisiyle sizler de dolu olacaksınız ve hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çok evet işte bu dediğiniz bir kişi çıkabilir. Ancak şuna dikkat etmenize fayda var. Her zaman için ben bilirim tavrını biraz bir köşeye koymanız gerekecek bu hafta. Yani egomuzdan biraz sıyrılmamız gerekecek sevgili aslanlar. Yoksa hem ailevi konuda hem de aşk hayatımızda yine sorunlar gündeme gelecek. Çünkü iletişim konusunda yine sıkıntıların yaşayabileceği bir haftadasınız sizler. Özellikle iş hayatınızda otoriter güçlerle birlikte, yöneticilerinizle birlikte bir takım problemler yaşayacaksınız. Bu iletişim sıkıntıları da olacağından dolayı sözlerinizde dikkat etmenizde fayda var. İki defa düşünerek hareket etmenizde fayda olacak bu hafta. Finansal anlamda ise zaten sizler çok güzel bir şekilde finansal yönetimi sağlayabiliyorsunuz. Yeni kaynaklar elde edebilirsiniz, yeni gelir kapıları açılabilir. Ancak bu hafta biraz daha küçük adımlarla ilerlemenizde fayda var. Evet, uzun vadeli zaten yatırımları yapıyorsunuz. Yapmayı da devam edin. Gökyüzü bu anlamda zaten sizleri destekliyor. Ancak kalıcı olabilmesi adına hani birden atılım yapmak yerine küçük adımlarla ilerlemenizde fayda var sevgili aslanlar. Ve bunun yanı sıra bu hafta biraz daha böyle sakinliğimizi korumaya çalışalım. Çünkü kardeşlerle alakalı, akrabalarla alakalı, yakın çevreyle alakalı bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Ve sakinliğinizi korumanız gerekecek. Küçük seyahatler yapabilirsiniz. Eğitimle alakalı veya eşinizle ilgili olabilir bu seyahatler. Ve biraz daralmış ve sıkılmış olabilirsiniz. O yüzden kendi kabuğunuza çekilmenizde biraz daha fayda olacak. Hani kendi sevdiğiniz işlere yönelip biraz daha kendinizle kalıp bu arka tarafta olanları duymamaya çalışırsanız eğer çok daha rahat bir hafta geçireceksiniz sizler sevgili aslanlar. Başak ve yükselen başaklar, bu hafta yakın çevreniz, kariyeriniz ve arkadaşlarınızla alakalı konular gündeminizde olacak. Yakın çevrenizde çok daha fazla böyle görüşmek ve sosyalleşmek isteyeceksiniz. Ancak insanları da biraz kritik yaparak yaklaşacaksınız. Çünkü sizi çok seven insanların olmasına rağmen aslında çok sevmeyen insanlar da mevcut çevrenizde. Ve onların da enerjisini alıyorsunuz açıkçası sevgili başaklar. O yüzden bu hafta biraz daha analiz yapmanız gereken bir hafta olacak sizler için diyebilirim. Yani gizli düşmanlar dediğimiz, yüzünüze gülen, arkanızdan konuşan insanların lütfen farkına varın. Kalbiniz çok güzel ve herkese açıyorsunuz. Ama çoğu zaman da bu iyi niyetiniz suistimal edilmeye açık. O yüzden biraz daha kırılmamak adına halen de sizler dolunayın etkisindeyken buna dikkat etmenizde fayda var. Bir kritik yaparsanız ve kendinize çekilip kendi iç dünyanızda bunu kritiğini yaparak içselleştirirseniz bu haftayı çok daha rahat hareket ederek kapatabilirsiniz sevgili başaklar. Kariyer anlamında yeni projelere, yeni imzalara, yeni başarılara adım atabilirsiniz. Ve her şeyden önce geçmişte planladığınız ve hayata geçirmek istediğiniz ne varsa bu hafta sizleri o kadar güzel destekliyor ki lütfen adım adın, başlangıçları yapın. Projelerinizi hayata geçirin ya da kendinizle alakalı şeyler olabilir bu. Örnek veriyorum, spora başlayacaksınızdır, bir eğitim alacaksınızdır, kendinize ait bir alan yaratacaksınız evinizde, bir dekorasyon değişikliği yapacaksınızdır. Yapın ve bu enerjiyi lütfen iyi bir şekilde kullanın sevgili başaklar. Finansal konuda biraz böyle gayrimenkullerle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hani yatırımlarınız varsa, satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz varsa bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Çünkü gökyüzü bu anlamda çok fazla sizleri desteklemiyor. Ancak uzun vadede yatırımlar olduğu için zaten biraz kendinize zaman vermelisiniz. Kendinizi çok bunaltmamalısınız.
Ve bu hafta özellikle ailenize, sevdiğiniz insanlara lütfen vakit ayırmaya çalışın. Zaten çevreniz tarafından çok seviliyorsunuz ve sizinle gerçekten vakit geçirmek isteyen insanlar var. Siz de onlara bu hafta biraz vakit ayırmaya çalışın. Aşk hayatınızda ise yeni aşklara yelken açabilmek için eskileri kapatmanız gerekiyor. Lütfen artık bunun farkına varın. Çünkü Dolunay'ın etkisiyle birlikte ve Akrep'teki bu güneş tutulmasıyla da hali hazırda bu hafta hissedecekken yeniden eski aşklarınız gündeme gelebilir. Hatta eski aşklarınız kapınızı çalıp tekrardan sizlere dönmek isteyebilir. Ama lütfen farkına varın neden bittiğinin. Zaten sizin için iyi olsaydı bitmezdi. Bunu düşünün, etkilerini sizde bıraktığı deneyimi düşünün. Hayatınıza giren her insanın size kattığı bir deneyim ve hizmeti vardır. Bunlardan bir çıkarım yapın ve lütfen ona göre bu hafta ilerleyin sevgili Başaklar. Terazi ve yükselen teraziler, bu hafta aşk hayatınız ve finansal konular gündeminiz olacak. Öncelikle aşk hayatınızdan başlamak istiyorum çünkü harika bir haftadasınız. Gerçekten aşk kapınızı çalacak veya hayatınızda biri var ise güzel adımlar atabileceksiniz. Çok şanslısınız. Bu enerjiyi lütfen bu hafta kullanın. Eğer hayatınızda biri yoksa bol bol sosyalleşin, bol bol arkadaşlarınızla görüşün. Çünkü gerçekten karşınıza çıkacak insan sizin hayatınızı bu hafta oldukça olumlu olarak etkileyecek. Ancak bir takım krizler de yaşanabilir. Bunun da farkına varın çünkü aşk hayatınız renklenirken bir takım iletişim sorunlar yaşayacağınız için size de bir anlamda düşürebilir. Hani iki anlamda da bu alanı da iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani hem sosyalleşin, yeni aşklara yelken açın, hem de bu aşklara yelken açırken lütfen iletişiminize dikkat edin. İki defa düşünmenizde fayda var. Finansal açıdan oldukça güzel bir haftadasınız. Tam da böyle kazançlarınızın elde edebileceği bir haftadasınız. Eğer bir yatırımlarınız varsa çok güzel gelirler gelecek sizlerin tarafına. Veyahut yatırım yapmak istiyorsanız küçük küçük güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni finansal kaynaklar elde edebilirsiniz. Sadece bu hafta biraz böyle sabırsız davranmaktan ve fevri hareketlerden kaçınmaktan dikkat edin. Ve sağlığınıza özen gösterin sevgili teraziler. Çünkü bu hafta gökyüzü sizleri böyle biraz daha boğazla alakalı konularda, gripal enfeksiyonlarla alakalı konularda ne yazık ki desteklemiyor. Ve sizler böyle daha çok insanlara da yardımcı olmayı sevdiğiniz için ve canı gönülden de bunu yaptığınız için kendinizi biraz daha ihmal ediyorsunuz. Ancak lütfen sağlığınıza bu hafta özen göstermeye çalışın. Ve unutmayın her zaman dengeyi ve uyumu sağlayamazsınız hayatınızda. Ve aşk hayatınızda krizler yaşanacağı için de bir takım eğer ki var olan ilişkiniz var ise ve iletişimdeki sorunlarınızı yaşarsanız lütfen kendinizi de şöyle bir geri plana çekin. Her zaman için partnerinizi ön planı koyuyorsunuz sevgili teraziler ve kendinizi hep bir tık daha geriye alıyorsunuz. Bu hafta lütfen onu yapmayın. Çünkü sizler de çok değerlisiniz ve sizlerin fikirleri de çok önemli ve kendi düşüncelerinizi söylemekten çekinmeyin. Sadece sözcüklerinize dikkat edin. Hani iletişimde sorun yaşamamaya çalışın ve her şeyin konuşularak çözüleceğine inandığınız için de bu hafta gökyüzü sizleri de bu anlamda destekliyor ve partnerinizle alakalı ya da sevdiğiniz insanla alakalı konularda konuşarak, çözerek orta yolu bulabilirsiniz sevgili teraziler. Akrep ve yükselen akrepler, bu hafta sizlerin tamamen aşk hayatınız ve iş hayatınız gündeminiz olacak. Aşk hayatınız inanılmaz güzel enerjilerle dolu. Yeni aşklar kapınızı çalıyor ve bu aşklar gerçekten anlaşabilirseniz hayatınızda tamamen kalıcı olacak. Çünkü zaten güneş tutulması sizlerde olacağından dolayı etkiyi de bu hafta yaşayacağınız için gayet güzel başlangıçlar yapabileceksiniz. Sadece temkinli olmanızda fayda var. Bir adım daha öteye gidebilmeniz için geçmişi kapatıp da ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz akrep enerjisi yani yeniden var olma, dönüşmeyle alakalı, küllerinden doğmayla alakalı olduğu için bu enerjinizi lütfen çok güzel kullanın. Zaten sizler her zaman bir aşkta tutkuyu ve ilgiyi arıyorsunuz, şefkati arıyorsunuz ve güveni arıyorsunuz. Tam da sizin için bunların hepsinin bir arada yaşanacağı dolu dolu bir hafta olacak sevgili akrepler.
Bunun dışında iş hayatınıza eğer ki böyle yeni projelere imza atacaksanız, yeni başlangıçlar yapacaksanız, gökyüzü sizi bu anlamda destekliyor olacak. Öyle güzel bir enerjiniz olacak ki bu hafta, hem de fiziksel olarak çok iyi bir güçte olacağınız için de açıkçası parlıyor olacaksınız ve insanların dikkatini çekiyor olacaksınız. O yüzden her anlamda haftaya çok güzel başlangıç yapabilirsiniz sevgili akrepler. Sadece sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle bu tutulmayla birlikte boğaz enfeksiyonları, kulaklarla alakalı ve baş ağrısıyla alakalı problemler yaşayabilirsiniz. Önleminizi almanızda fayda var. Vitaminlerle kendinizi destekleyebilir ve bu haftayı çok daha rahat atlatabilirsiniz. Yay ve yükselen yaylar, bu hafta hayatınıza gizli aşklarınız ve eğitim konularınız gündeme vuracak. Özellikle aşk hayatınızda yasak ilişkiler yaşayabilirsiniz, ancak yaşadığınız bu ilişki sizin hayatınızda öyle bir bomba etkisi yaratacak ki, evet gerçekten aradığım aşk bu diyeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Ancak dikkat etmenizde fayda var. Yine lütfen ilinde bir adım atarken iki defa düşünün. Çünkü geçmişten gelen ilişkileriniz ve yaşadıklarınız ve deneyimleriniz sizleri olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak yeni enerjiye de açık olmanız gerektiği için öncelikle geçmişi bir kenarda bırakıp, eğer ki bir başlangıç yapacaksanız eğer, yeni enerjiyle, değişim ve dönüşümle yapmalısınız ki kalıcılığı bu şekilde hayatınızda elde edebilirsiniz. Finansal anlamda bu hafta sizleri çok fazla desteklemiyor açıkçası. O yüzden bir bütçe kontrolü yaparak, bir planlama yaparak ilerleyebilirsiniz. Küçük küçük seyahatler yapabilirsiniz. Eğitim konusunda bir problem yaşayabilirsiniz. Bir aksaklıklar yaşanabilir çünkü Satürn devrede olacak bu hafta ve sizlerin hayatını etkiliyor olacak. Ancak bu sizlerin canını sıkmasın çünkü zaten bir sonraki aşamada tekrardan planlanabilecek şeyler olacak. İş konusunda yoğun bir tempoda olacağınız yine bir hafta sizleri bekliyor sevgili yaylar. Zaten çok fazla çalışıyorsunuz, yoğunluğunuz söz konusu. Yöneticileriniz zaten sizleri de görüyor ve destekliyor. Hani eğer ki bir kariyer anlamında ilerlemek istiyorsanız hiç canınız sıkılmasın. Zaten yöneticiler tarafından görüldüğünüz için de çok daha rahat bir şekilde kariyerinizde ilerleyebilirsiniz. Sağlığınıza bu hafta sizlerin de ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Havaların değişmesiyle birlikte ve özellikle bu tutulmada sizler de etkileneceğiniz için boğazla alakalı konularda ekstra dikkat etmenizde fayda var. Yine sizler de vitaminlerle kendinizi destekleyerek bu haftayı çok rahat bir şekilde kapatabilirsiniz sevgili yaylar. Oğlak ve yükselen oğlaklar, bu hafta sosyal çevreniz ve maddi konular sizlerin gündeminde olacak. Sosyal çevrenizle alakalı yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsiniz. Yeni insanları hayatınıza dahil edip onlardan tecrübe edinebilirsiniz ve deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlıklarınızı da gözden geçireceğiniz bir hafta sizleri bekliyor sevgili oğlaklar. Hani size iyi gelmeyen arkadaşlıklar olabilir belki çevrenizde. Onları tekrardan bir değerlendirmek isteyebilir. Hatta hayatınızdan çıkarmak isteyebilir ve yenilerine yer açmak isteyebilirsiniz bu hafta. İlişkileriniz konusunda aşk hayatınızda yine güzel, renkli günler sizleri bekliyor. Ancak iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bu hafta yine oldukça yoğunsunuz. İş anlamında zaten yoğun bir tempodasınız. Ve iş hayatınız ve aşk hayatınız biraz bu hafta böyle birbirine karışıyor olabilir. O yüzden ikisinin ayrımını yapmanızda fayda var. Maddi anlamda ise gökyüzü bu hafta sizleri çok fazla desteklemiyor. O yüzden maddi olarak bir karar alacaksanız eğer lütfen 24 Ekim ve sonrasını değerlendirin. Yani bu hafta çok önemli kararlar almayın, her konuda almayın. Zaten tutulmanın eşiğindeyiz ve dolunayın da etkisi var ve sizler de ekstra etkilendiğiniz için olumsuz bir yönde ilerleme söz konusu olabilir ve bunlar da sizlerin canını sıkabilir. Halihazırda her şey yolunda giderken, bir planlama yaparken ve bu planlamayla ilerlerken haftayı güzel kapatabilmek adına lütfen bu konulara dikkat edin ve enerjinizi tamamen kendinize de kullanarak, sağlığınızı dikkat ederek harcayın lütfen sevgili oğlaklar.
Kova ve yükselen kovalar, eski aşklarınız ve ilişkileriniz ve evliliğinizle alakalı konular bu hafta gündeminiz olacak. Evliliğinizle alakalı bir takım sorunlar yaşıyorsanız eğer yine bu hafta konusu açılacak ve biraz canınız sıkılabilir. Geçmişle alakalı aşklar tekrardan gündeminize gelebilir. Eğer ki bekarsınız geçmiş aşklarınız kapınızı çalabilir ve yeniden bir başlangıç yapmak için sizlere gelebilir. Ancak unutmayın, dolunayın etkisindesiniz sizler de ve hayatınıza yeni birilerini almak istiyorsanız geçmişin enerjisini bir kenara koymanız gerekiyor sevgili kovalar. Evliliğinizle alakalı bir sorununuz var ise bunu yine masaya yatırıp konuşarak, çözerek halledebilirsiniz. Ancak çok uzun zamandır zaten sorunlar yaşıyorsunuz evliliğinizde ve bu gökyüzü yine bu hafta sizleri çok anlamda desteklemeyecek. O yüzden fevri davranmamanızda fayda var. Hani otorite kurmak isteyebilirsiniz bu hafta ama lütfen bir adım daha geri çekilmeye çalışın. Çünkü her zaman aynı frekansta olamayabilir partneriniz ve yanlış anlaşılmalar söz konusu olacağı için de iletişiminizde bunlar da sizlere ekstradan böyle bir sinirle ve öfkeyle gelebilir. O yüzden bir cümle kurarken lütfen iki defa düşünün ve ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun sevgili kovalar. Kariyer anlamında bu hafta yine sizleri açıkçası çok böyle gökyüzü desteklemiyor. Ancak bir planınız ve projeniz var ise lütfen bunu bir sıraya koyun, bir planlama yapın. Yani stratejik olarak ilerlemeye çalışın. Ve yöneticilerin sizlerin görmesini bekliyorsunuz. Her zaman için bu mümkün olmayabilir. Eğer ki özellikle büyük firmalarla çalışıyorsanız her zaman kendinizi gösteremeyebilirsiniz. O yüzden biraz daha görünür olabilmek adına sevgili kovalar, yaptığınız işleri gösterin. Yani ben buradayım deyin açıkçası ve bu şekilde kariyerinizde daha rahat ilerleyeceksiniz. Ve sağlığınıza özen göstermeye çalışın sizler de bu hafta. Çünkü dolunayın etkisiyle birlikte ve bu tutulmanın etkisinin başlangıcıyla da bağırsaklarla alakalı özellikle problemler yaşayabilirsiniz. Ve zaten bir takım geçen hafta da sorunlar yaşadınız bununla alakalı. Etkisi halen devam ediyor. Kendinize biraz daha vakit ayırıp sosyalleşip özen gösterirseniz bu haftayı çok daha rahat atlatabilirsiniz sevgili kovalar. Balık ve yükselen balıklar, bu hafta yurt dışı, eğitim, seyahatler ve aile hayatınız gündeminiz olacak. Planladığınız eğer yurt dışı seyahatleri varsa veya eğitimleriniz varsa başlangıç yapabilmek için güzel bir haftadasınız. Özellikle hiç beklenmedik seyahatler çıkabilir veya planlanmış seyahatleriniz var ise onunla alakalı hazırlıklar yapıp yola koyulabilirsiniz. Gökyüzü bu anlamda sizleri destekliyor olacak. Eğitim konusunda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Zaten sizler çalışmayı seven insanlarsınız ve yeni eğitimler alarak daha çok ilerleyebilirsiniz. Eğer ki ortaklarınız varsa, ortaklıklarınız varsa birlikte planlamalar yaparak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni ay enerjisi sizin hayatınızda çok güzel bir şekilde etki edecek. Ailevi konuda özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır partneriniz olan problemleriniz var ise bu hafta biraz daha rahatlıyor olacaksınız. Çünkü her anlamda zaten ev ile alakalı konularda ya da kendinizle alakalı, partnerinizle alakalı konularda hep siz ön plandasınız. Yani hep evi çekip çeviren, hep o enerjiyi yaratan, hep ortalığı toparlayan tarafsınız. Bu hafta yine açıkçası öyle olacaksınız. Yine ortalığı toparlayan taraf olacaksınız. Çünkü bir takım yakın akrabalarla alakalı ya da çevrenizle alakalı, kardeşlerle alakalı problemler gündeme gelebilir ve yine ortalığı toplamak sizlere düşecek sevgili balıklar. O yüzden sakinliğinizi biraz daha korumanız gerekecek ve haftaya iyi başlamanız gerekecek. O yüzden de enerjik olmanız gerekecek. Bir takım sorunlar yaşıyorsunuz sağlığınızda, özellikle eklemlerle alakalı problemler. Yine bu hafta açıkçası problemler yaşayabilirsiniz çünkü gökyüzü sizleri biraz daha zorlayacak ve dolunayın etkisiyle birlikte de bu ekstradan arttı sizlerde geçen hafta. Hani bu hafta son bulmayacak ama yine biraz sizleri zorlayacak.
Finansal anlamda yine güzel bir şekilde destekleniyorsunuz sevgili balıklar. Hiç beklemediğiniz yerden beklemediğiniz kazançlar elde edebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yerlerden paralar gelebilir ve bu sizlerin yüzünüzü güldürecek. Ve bu paraları hemen harcamak isteyebilirsiniz. Çünkü gökyüzü öyle güzel bir enerji verecek ki size alışveriş yapabilmeniz için. Aman diyeyim, dikkat edin, çünkü her gelen paranın mutlaka sizin için bir yeri var. Yani mutlaka siz onu planlamışsınızdır. O yüzden önceliklerinize bu hafta dikkat edin. Hangisi sizin için daha değerli, daha önemli? Ona göre bir sıralama yapın. Aşk hayatınızda zaten güzel gelişmeler olacak bu hafta. Eğer evliyseniz partnerinizle birlikte bir uyum yakalayabilir, daha çok birlikte etkinlik yapmak isteyebilir, bir film izleyebilir veya dışarı çıkmak isteyebilirsiniz. Eğer bekar bir balıksanız özellikle eski aşklarınız gündeme gelebilir ve kapılarınızı çalabilir. O yüzden yenilerini bulabilmek adına, yeni enerjiler hayatınızda yükleyebilmek adına lütfen eskileri bir kenara bırakın ve artılarını, eksilerini değerlendirin. Deneyimlerinizi yazın, hatta yazarak ilerleyin. Çok daha rahat bir şekilde ilerleyip bu haftayı kapatabilirsiniz sevgili balıklar. Evet sevgili takipçiler, bu hafta gökyüzü bizlere bunları anlattı. Bakalım hepimizin hayatında nasıl bir etki yaratacak? Özellikle tutulmanın haftasına başlarken gerçekten hepimizin adına güzel şeyler diliyorum. Güzel başlangıçlar yapalım, yeni ay enerjisini kullanalım ve hep birlikte güzel bir haftayı kapatalım. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.